6. üniteden soru olarak kaç tane soru çıkacak size arkadaşlar? 2 ya da 3 tane. Ben bu sene bir yerden çok ümitliyim. Oradan soru gelme ihtimali bence çok çok yüksek arkadaşlar. Şimdi 6. ünitemizin ismi nedir? Enerji dönüşümleri ve çevre bilimi. Şimdi bunun birinci bölümü nedir? Besin zinciri ve enerji akışı. Bana göre buradan bir tane soru gelecek arkadaşlar. Niye? Çünkü 2-3 yıldır buradan soru sormadılar. Ve burada özellikle bir ekoloji piramidi diye bir kavram var. Biyolojik birikim diye bir kavram var. Oralar sizin için bence çok püf noktalardır. Kolay bir konu. %90 bir tane soru çıkacak. Ve bu çıkan soruyu kaçırmamanızı istiyorum gençler. Kolay bir yer. Besin zinciri ve enerji akışı. Mesela şurada diyor ki çekirge istilası. Çekirgeler neden istila ediyor bir bölgeyi? Çünkü o bölgedeki yılanlar veya çekirgeyle beslenen canlıları yok ettikleri için çekirge sayısı artıyor ve çekirge istilası oluyor arkadaşlar. Bu şunu demek istiyoruz. Bütün canlılar birbirleriyle bağlantılıdır. Hani geçen gün bir haber gördüm mesela arabanızın üzerine arılar kaplarsa diyor arıları kovalamayın. Niye? Çünkü arılar orada sadece dinleniyormuş. Birkaç saat sonra tekrar gidiyorlarmış. Yol üzerinde dinlenmek için duruyorlarmış mesela. Hani o yüzden canlıların doğal yapısına dokunmamak en güzel arkadaşlar. Bırakın birbirlerini yesinler. Hani diyoruz ya biz de size bırakın birbirlerini yesinler. Eğer doğal yapınız oysa bırakacaksınız. Doğal yapı, doğal haline bırakacaksınız gençler. Peki canlıları biz birbirlerini beslenmesine göre nasıl sınıf ayırıyoruz? Üretici ve tüketici canlılar olarak. Üretici olanlar kendi besini kendisi üretenler. Bitkiler, algler, bitkisel planktonlar ki en çok oksijen üreten canlı onlar. Bakteriler veya buna benzer canlılar arkadaşlar. Yani üretici kimdir? Fotosentez yapan canlılar. Kendi besini kendi üreten ama köydeki Ahmet amcamız değil. O kendi üzerinde üretiyor arkadaşlar. Üreticiler kendi üzerinde üretir. Ahmet amca tarlada üretiyor arkadaşlar. O üretici deriz ama aslında kendisi üretmiyor. Tarladaki bitkiler büyüyor. Onların büyümesine yardımcı oluyor. Öyle diyebiliriz. Bir de tüketici canlılar var ki bunların içinde biz de varız. Ki çoğumuz zaten tüketicinin en üst seviyesinde. Tüketici olan canlılar kendi besini üretemeyip dışarıdan hazır beslenen. Kim bunlar? Hayvanlar, mantarlar. Bakın mantarlar çok önemlidir. Mantarlar çoğumuz bitki olarak zannederiz ama aslında bitki falan değillerdir. Bakteriler veya buna benzer canlıların hepsi tüketicidir. Hatta biz tüketicileri size şey diye ayırmıştık. Tüketiciler kimdi? Birinci tüketici otla beslenenler. İkinci tüketici etle beslenenler. Üçüncü tüketici hatta şöyle diyelim. İkinci otla beslenen, etle beslenen. Üçüncüsü hepçil olanlar diyebiliriz. Bir de ne vardı? Ayrıştırıcılar vardı. Ayrıştırıcı canlıların diğer ismi çürükçül beslenenler. Bunların özelliği şudur, besinlerin ölü veya canlı atıklarını veya ölü veya canlıların parçalayarak onlardaki besinleri alıyorlar. Sadece almakla kalmıyorlar. Onlardaki besinleri parçalayıp havaya, atmosfere de verebiliyorlar veya toprağa da verebiliyorlar arkadaşlar. O yüzden mesela üreticilerin en büyük destek aldığı yer çürükçüller arkadaşlar. Yani ayrıştırıcılar. Peki bir de besin zincirimiz vardır. Besin zinciri nedir? Ders kitabını şöyle tanımlamış. Besinlerin üretici canlılardan başlayarak tüketici canlılara doğru aktarıldığı sıraya besin zinciri denir. Bir besin zincirinde olmazsa olmaz iki şartım vardı. Unutmayın. Birincisi bir tane üretici olacak. İkincisi en az bir tüketici olacak arkadaşlar. Bir tane tüketiciyi, bir tane üreticiyi görüyorsanız besin zincirini yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Peki devam nedir? Şu görmüş olduğunuz bir besin zinciri. Üretici canlı en alt basamakta. Üreticiyle beslenen birinci tüketici tavşan diyor. Daha sonra tavşan ile beslenen ikinci tüketici yılan. Yılan ile beslenen üçüncü tüketici var. Ve bunların hepsini yiyen kimdir? Ayrıştırıcılardır. Ölü veya canlıların bunların hepsini yer. Hatta ayrıştırıcıların şöyle bir özelliği var. Bunları yedikten sonra toprağa bitkilerin büyümesi için onlara besin veriyor arkadaşlar. Hani burası da çok önemlidir unutmayın gençler. Geçtim. Geçtim. Evet geldik birincisi. Canlılar otçul olan canlılar neydi? Sadece otla beslenenler. Koyun, inek, keçi
vesaire vesaire. İnsanlarda, insanların bazıları da var ama neyse bakalım. Bir de etçil canlılar var. Onlar da sadece etle beslenenler. Kimdir bunlar? Köpek, aslan, kurt, şahin, baykuş, yılan. Ha hocam bunlar hiç mi et harici yemiyorlar? Zorda kalırlarsa yiyorlar. Ama onun harici yemiyorlar gençler. Bir de ne var? Hepçillerimiz var. Her şeyle beslenen diyebilirsiniz. Nedir? Hem etle hem otla. İnsan, fare, ayı, domuz, bazı baykuşlar diyor. Baykuşların bazıları etle, bazıları hepçil oluyor arkadaşlar. Bir de şey var. Mesela fil, gergedan. Sorularda bunlar da gelebilir. Bunların hepsi fil ile gergedan demeyelim. Fil ile gergedan otçul canlıydı. Maymun veya tavuk. Bu da hepçil olan canlıydı arkadaşlar. Karıştırmayalım lütfen. Geçtik, bir de ayrıştırıcılar var. Ayrıştırıcılar bulundukları canlının besinini parçalayarak hem besleniyorlar hem de onun besinlerini toprağa veya havaya veriyorlar arkadaşlar. Hatta size demiştim en verimli topraklar neredeydi? Mezarlıklardı arkadaşlar. Niye? Çünkü mezarlıklarda ayrıştırıcılar sürekli ölülerin besinlerini parçalıyor, toprağa veriyor, kendi besleniyor, artı havaya da veriyor arkadaşlar. O yüzden en verimli topraklar mezarlıklardır gençler. Geldik. Nedir? Besin ağına. Birden fazla besin zinciri iç içe ise biz buna besin ağı diyoruz. Hani içinde birçok besin zinciri varsa. Mesela nedir? Şurada görmüş olduğunuz bir besin ağı. Neden? Bitki enerji nereden alıyor? Zaten güneşten alıyor. Enerji güneşten geliyor. Bitki, bitkiyle beslenen birinci tüketici var, ikinci var, üçüncü var, dördüncü var. Hatta bitkiyle direktman kim beslenebiliyor? İkinci bir tüketici de beslenebiliyor. Hani birden fazla iç içe besin zinciri oluyorsa buna biz besin ağı ismini veriyoruz gençler. Devam ediyorum. Besin ağında gördük. En önemli kavrama geldik. Ekoloji piramidi. Sınavda bana göre soru gelecek yer burası gençler. Şimdi ekoloji piramidinde ne vardır? Bakın soruları veriyorum, ha haberiniz olsun. Sonra Sergen Hoca soruları vermedi demeyin. Burada ekoloji piramidinin en alt basamağında üretici canlılar vardır. Ve üretici canlıların toplam miktarı çok fazla olduğu için en geniş olan orasıdır. Fakat vücut büyüklükleri daha küçüktür üstlerden. Bakın bunu karıştırmayın. Toplam miktarı, canlı miktarı daha fazla üreticilerde ama vücut büyüklüğü daha küçük. Genel olarak daha küçük deriz. Üreticiyle beslenen tırtıl var. Yani birinci tüketici. Daha sonra tırtılla beslenen kurbağa ikinci tüketici. Kurbağayla beslenen yılan üçüncü tüketici, leylek dördüncü tüketici. Bunların hepsiyle beslenen ayrıştırıcılar olduğu için ayrıştırıcıları bu kenara koymuşlar. Ve buradaki en büyük mantık şudur. Enerjinin sadece %10'u üst basamaklanır. Örneğin dut yaprağını yiyen tırtıl 1000 enerji aldıysa bu enerjinin 900'ünü kullanır, 100'ü kalır. 100'ünü kurbağa alır. Kurbağayı yiyen yılan 10'unu alır. Yılanı yiyen leylek sadece birini alır. Leylek bir enerjiyi, hani dut yaprağından gelen 1000 enerjiden sadece bir tanesi leyleğe kalır arkadaşlar. Buradaki şu mantığı unutmayın. Hani leylek toplamda çok enerji alır ama leylek duttan gelen enerjiden sadece 1000'de biri leyleğe geçebilir gençler. Ve şu mantığı unutmayın. Yukarı çıktıkça enerji miktarı azalarak aktarılır. Aktarımı azalarak olur arkadaşlar. Aşağıda 1000 tane enerji varsa o canlı 1000 enerjinin 900'ünü kullanır, 100'ünü yukarı aktarabilir. Hani bu mantığı unutmayın. Buradan soru gelme ihtimali çok yüksektir. Bilginiz olsun. Bir de ekoloji piramidinde üst basamağa çıktıkta enerjinin %10'u gider. Artı genellikle vücut büyüklüğü üreticiden tüketicilere doğru gittikçe artar canlının vücut büyüklüğü. Ama bunun istisnası yok mu? Var. Mesela üretici ağaç. Ağacı yiyen tırtıl. Tırtıl ağaçtan daha küçüktür. Ama bu istisnaları çok göz önünde almayın. Genellikle yukarı gittikçe canlının büyüklüğü artar. Canlı sayısı veya canlı çeşitliliği azalır yukarıda. En az canlı çeşitliliği en üst basamaktadır arkadaşlar. Bir de ne var? Biyolojik birikim var. Sorularda karşınıza %99 gelecek yeri söylüyorum. Biyolojik birikim nedir? Zehirli madde, atık madde miktarıdır. O yüzden atık madde en fazla kimde vardır? En üst basamakta.
Mesela şuradakine bakalım. Üçüncü tüketiciye bakın. Üçüncü tüketicide hem farenin atı vardır, hem yanlış görmüyorsam çekirgenin atı vardır, hem de bitkinin atı vardır. O yüzden en fazla atık madde en üst basamaktadır. En alt basamakta en az atık madde bulunur. Haberiniz olsun gençler. Şimdi besin zincirle ilgili de konuştuk. Biyolojik birikime çok dikkat etmeniz gerektiğini söyledim. Ve geçiyoruz. Nereye geçiyoruz? Enerji dönüşümleri. %99 bir soru buradan gelecek. Bunu garanti diyebilirim gençler. Nedir? Fotosentez veya solunumdan. Fotosentez nedir? Fotosentez arkadaşlar, bitkilerin, siyanobakterilerin veya buna benzer canlıların ne yapması? Güneşten aldığı veya ışık enerjisinden oksijen ve besin üretmesi arkadaşlar. Fotosentez hayatın ta kendisidir. Peki burada olay nasıl oluyor? Bu bir kimyasal tepkimidir zaten. Bitkiler veya diğer fotosentez yapan canlılar, siyanobakteridir, bitkisel hattir, buna benzer canlılar, suyu ve karbondioksiti kullanıyor. Bunları girenler kısmında kullanıyor. Bunları kloroplastında, özellikle bitkilerde kloroplastta, kloroplastın içinde klorofiller var. Klorofiller sayesinde güneş ışığını kullanarak, güneş ışığının enerjisi de veya farklı bir ışığın enerjisi de olabilir, ne üretiyor? Besin ve oksijen üretiyor arkadaşlar. Biz bu olaya fotosentez diyoruz ve fotosentez olması için kesinlikle ışık şarttır. Amma doğal, amma yapay. Hiç fark etmez. Işık olmadığı sürece fotosentez olmaz arkadaşlar. Peki fotosentezin şu an ne diyor? Güneşten gelen enerji. Hop. Bitki alıyor bunu. Karbondioksit alıyor. Su ve suda çözülmüş mineralleri de kökü vasıtasıyla alıyor veya yapraklarıyla da alabilir arkadaşlar suyu. Peki devam ediyoruz. Ne üretiyor? Besin ve oksijen üretiyor gençler. Gördüğünüz gibi oksijen üretiyor, besin üretiyor. Besini de şöyle düşünmeyin, sadece bitkinin ürettiği o elma armut olarak düşünmeyin. Onlar da besindir ama bitki zaten komple bir besindir arkadaşlar. Yani bitki fotosentezde kendini de üretiyor gençler. Bu da önemli bir kavramdır, haberiniz olsun. Bunun haricinde gördüğünüz gibi yapay ışıkta fotosentez de gerçekleşir. Hatta anlatmışımdır derste, uyuşturucu kaçakçıları ne yapıyordu? Villa kiralıyordu, villanın etrafını kapatıyordu. İçeride bir mor ışık koyuyordu gençler. Mor ışıkla bitkileri büyütüyordu. Hangi bitkiler? O uyuşturucu üretilen bitkileri büyütüyordu. Ve hızlı bir şekilde yetiştirebiliyordu arkadaşlar. Yani illaki doğal ışık olmasına gerek yok. Güneş ışığına gerek yok. Fotosentez hızını etkileyen faktörler buradan %90 soru zaten buradan gelecek tahminim. Çünkü şeydir, müfredatta zaten söylemiştim size, fotosentez hızını etkileyen faktörlerden bağımlı bağımsız değişken müfredatta söyleniyor. O yüzden fotosentez hızını etkileyen faktörlerin iyi bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu faktörlerde ikiye ayırıyorduk biz aslında. Neydi? Bir yapay yapısal etkenler vardı, bir de çevresel etkenler vardı. Yapısal olanlar nelerdi? Bitkinin kendi yapısıyla ilgili. Genetik yapısı, kalıtsal yapısı, daha sonra yaprağının genişliği, yani yaprak ayası da deniyor buna. Veya klorofil miktarı ve buna benzer etkenler. Bir nevi şey düşünebilirsiniz bitkiyi. Bir fabrikadır bitki. Bu fabrikada gençler, fabrikanın iç kendine has kaynaklarına biz yapısal kaynaklar diyoruz. Nedir bu? Fabrikanın makineleri, daha sonra fabrikanın alanı, bunlar şeydir, yapısal kaynaktır. Buna bu fotosentez hızıyla yapısal etkenlere benzetebilirsiniz. Bir de çevresel etkenler vardır. Nedir? Fabrikanın çalışması için dışarıdan da ham madde girmesi lazım, enerji gelmesi lazım vesaire vesaire. Bunları da çevresel etken diyoruz gençler. Peki çevresel etkenler neler? Asıl önemli olan yer burası, buradan bol bol geliyor. Birincisi ortamın ışık rengi. Işık rengi mor ve kırmızıda en hızlı, sarı ve yeşilde en az. Çünkü sarı ve yeşilli bitkiler yansıttıkları için, yeşil ışıkta ve sarı ışık daha çok yansıttıkları için, o yüzden enerjileri az oluyor ve az fotosentez yapıyorlar. Başka ne var? Ortamın sıcaklığı nedir? Sıcaklık arttıkça artıyor ama 30-35 derecede
İdeal sıcaklıktır. 35 derece geçti mi fotosent hızı knockout arkadaşlar. Ondan sonra düşmeye başlıyor. Veya karbondioksit miktarı. Bu da çok önemli. Karbondioksit miktarı arttıkça fotosent hızı artar ama bir yerden sonra sabitlenmeye doğru gidiyor. Aynı şekilde ışık şiddeti. Şiddetli ışıkta fotosentez daha hızlı oluyor ama bir yerden sonra gene sabitlenmeye gidiyor. Yalnız genellikle artar mı? Artıyor gençler. Artı bir etken daha vardı. O da sıcaklığı söyledik. Karbondioksiti söyledik. Ha, bir de su var arkadaşlar. Su miktarı arttıkça genellikle fotosentez artar ama bir yerden sonra gene sabitlenmeye doğru gider gençler. Geldik solunuma. Solunum nedir? Enerji üretmektir. Solunumun amacı enerji üretmektir ve çoğumuz solunumu şey zannediyoruz. Nefes aldık verdik. Akciğerlerde olan olaya biz solunum zannediyoruz. Aslında bu bir solunum değildir. Soluk alıp vermektir. Solunum vücudumuzdaki yaklaşık 10 trilyon hücrede gerçekleşir gençler. Peki nasıl oluyor? Siz nefes alıyorsunuz. Oksijen aldınız mı? Aldık. Mesela insanlardaki solunumu anlatayım. Oksijen aldık. Aldığımız oksijen kanımıza geçiyor. Kanımızdan tüm hücrelere gidiyor. Daha sonra yemeğinizi yediniz. Yemek yedikten sonra o yediğiniz besinler kana geçiyor mu? Geçiyor. O besinler kana geçtikten sonra onlar da hücrelere gidiyor mu? Gidiyor. Hücrelerde bu besinler oksijenle parçalanıyor ve enerji üretiliyor. Bu oksijenli olan solunumda oluyor. Bir de bunun oksijensiz olanları var. Peki enerjiyi biz nasıl üretiyoruz? ATP olarak. Buna ben enerji paketleri diyorum gençler. Bu paketlerde ATP paketlerinde adenozin trifosfat deniyor. Nedir bu? Bir tane adenin nükleotidi var. Adenin bazı var. Üç tane de fosfat molekülü var bunda. Ve bunlar paket gibidir. Enerji ihtiyacı olduğu zaman hemen parçalanmaya başlar ve enerji açığa çıkar arkadaşlar. Peki biz solunumu yani enerji üretimini kaç çeşit görüyoruz? Göreceğiz. Oksijenli solunum. Oksijensiz solunum fermantasyon olarak göreceğiz. Aslında oksijensiz solunum fermantasyonu aynı sınıfta almamız lazım ama hani ders kitabı özellikle ayırdığı için ayrı anlatıyorum. Ayrı olarak bilin gençler. Birincisi oksijenli solunum. Bizim de yaptığımız birçok canlının 7-24 yaptığı solunumdur arkadaşlar. Nedir? Besinler mitokondrilerimizde parçalanarak, neyle parçalanıyor? Oksijenle parçalanarak su, karbondioksit ve enerji üretimi. Hatta kaç paket ATP üretiliyor? 38 paket ATP üretiliyor arkadaşlar. Bu olaya biz solunum diyoruz. Dikkat ederseniz solunum fotosentezin tam tersidir. Hangi solunum? Oksijenli solunum arkadaşlar. Zaten solunum yapmayan canlı yoktur. Canlıların çoğunluğu oksijenli solunum yapar. Küçük bir kısmı da oksijensiz solunum yapar gençler. Ama hepsi solunum yapar. Bunu unutmayın. Canlı dediğiniz zaman solunum yapan aklınıza gelecek. Peki bir de oksijensiz solunum var. Bu da nedir? Bu daha çok bataklıklarda veya çöplüklerde görülen mikroorganizmaların oksijen kullanmadan besinleri parçalaması enzimler yardımıyla. Ha, bir de ne var? Asıl soru gelmesini beklediğim yer fermantasyon gençler. Fermantasyon nedir? Oksijen kullanılmadan besinlerin parçalanması enzimlerle. Hani oksijensiz solunumun aslında bir kısmı ama hani bunu ayırmışlar ders kitabında dediğim gibi. Peki fermantasyonun çeşitleri var mı? Tabii ki var. İki çeşittir. Birincisi etil alkol fermantasyonu, ikincisi laktik asit fermantasyonu gençler. Etil alkol fermantasyonu nedir? Besini özellikle hamurda görülür bu. Hamurun mayalanmasında. Besini enzimler vasıtasıyla parçalanır. Karbondioksit, o hamur mayalanırken çıkan o pat pat ses çıkartan gaz karbondioksittir. Karbondioksit, etil alkol ve enerji üretilir. Kaç enerji? Sadece 2 tane ATP. Bakın besin aynı ama üretilen enerji çok daha az oksijenli solunuma göre. Peki bir de laktik asit fermantasyonu vardır. O da ne? Onda da ne gerçekleşiyor? Besini gene enzimler vasıtasıyla parçalanıyor. Ne üretiliyor? Laktik asit ve gene enerji üretiliyor. Fakat burada çok önemli bir fark var. Laktik asit fermantasyonunda karbondioksit yani gaz açığa çıkmıyor. Bununla ilgili bol bol soru çıkıyor arkadaşlar. Yani fermantasyonların bir tanesinde gaz açığa çıkar, bir tanesinde çıkmaz gençler. Bu önemli bir ayrımdır. Sorularda bol bol bunun üzerinden size soru soruluyor. Benden size söylemesin. Peki üretilen enerji az mıdır fermantasyonda? Tabii ki azdır. Sadece 2 tane ATP arkadaşlar.
Bir de laktik asit fermantasyonu kim gerçekleştiriyor biliyor musunuz? Sütten yoğurt veya sütten peynir elde ederken oluyor. Ama daha önemlisi bizim çizgili kas hücrelerimiz de laktik asit fermantasyonu geçiriyor. Ha hocam duruyor da laktik asitten başlıyor. Hayır. Bizim vücudumuz 7-24 oksijenli solunum yapar. Ama bazen oksijenli solunum yetmiyor. Niye? Çünkü koşmaya başlıyoruz. Soluk soluğa kalıyoruz değil mi? Daha çok enerji ihtiyacı oluyor. Oksijenli solunum yapmayı kesiyor muyuz? Hayır. Oksijenli soluma devam ederken ona takviye olarak ilaveten fermantasyonla yapıyor bizim çizgili kas hücrelerimiz. Ve az da olsa takviye olarak enerji üretebiliyor. Hatta laktik asit ürettiği için yoruluyoruz arkadaşlar. O koşarken yorulmamızın nedeni laktik asit fermantasyonu yapmamızdan dolayı. Tabii laktik asit fermantasyonu yaparken oksijenin solunum duruyor mu? Hayır. İkisi beraber oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bir de buradan şu noktaya da değinmek istiyorum. Mesela bitkiler. Bitkilerde de 7-24 oksijenli solunum vardır gençler. Hani onun solunum yapmadığı zaman yoktur. Tüm canlılar solunum yapmak zorunda. Ama bitkiler gündüz solunumun yanında fotosentez yaptığı için mesela solunumda 10 tane oksijen harcıyorsa fotosentezde 100 tane üretiyor. O yüzden çok önemli olmuyor solunum yapması. Hani solunumda harcadığı ürün miktarı önemli olmuyor. Ama geceleri bitkiler, mesela ışık yokken bitkiler fotosentez yapmıyor. Sürekli onlar da bizim gibi solunum yapıyor. O yüzden odanızda geceleri veya odanızda çok fazla bitki tutmayın derler. Çünkü odanızda ne kadar çok bitki tutarsanız gece karanlıkta o kadar çok kişi sizin odanızda olmuş gibidir arkadaşlar. Yani o kadar çok nefesin içinde uyuyor gibi olursunuz. O yüzden hani olabildiğince az tutun bence odanızdaki bitki sayısını. Geçiyorum. Bir de madde döngülerimiz var arkadaşlar. Madde döngüleri nedir? Doğadaki maddelerin bitmemesi, sürekli yenilenmesi arkadaşlar. Mesela birincisi neydi? Su döngüsü. Hatta diyor ki, bugün içtiğimiz su belki 500 yıl önce atalarımızın içtiği su ile aynı olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Hatta bir tık daha ileri gideyim mi? Belki de 500 yıl önce atalarımızın dışkı olarak bıraktığı suyla aynısı olabilir. Bugün kullandığımız su mesela arkadaşlar. Çünkü su sürekli olarak döngü halinde ve bitmiyor. Hani birkaç tane istisna dışında su miktarı, dünyadaki su miktarı değişmiyor arkadaşlar. Biz ona değişmiyor diye alıyoruz. Peki su döngüsü nasıl gerçekleşiyor? Havadaki su yağışlarla yeryüzüne iniyor. İndikten sonra direktman buharlaşıp tekrar havaya gidebilir. Sonra havada tekrar yoğuşup yağmur, kar dolu olabilir. Veya bu suyu canlılar içiyor, canlılar kullanıyor. Canlılar kullandıktan sonra canlılar solunumla, hani biz nefes verirken de karbondioksit veriyoruz ya arkadaşlar, solunumla, terlemeyle veya dışkı yoluyla, yani idrarımızla veya katı atığımızla suları dışarıya bırakıyoruz. Ve onlar buharlaşıp tekrar yukarıya gidiyor arkadaşlar. Yukarıda yoğuşup tekrar hop kafamıza o yağmurlar düşüyor arkadaşlar. Yani su döngüsünde buharlaşma, yoğuşma yani hal değişimleri çok önemlidir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bir de azot döngümüz var. Atmosferimizin %78'i azot gazıdır arkadaşlar. Peki bu azot gazının önemi nedir? Azot proteinlerin ham maddesidir. O yüzden hepimizin gelişmesi için proteine ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla azota da ihtiyacımız vardır. Oh, hatta şöyle düşünüyoruz. Hocam o zaman havadaki %78 azotu hemen oksijen gibi alıverelim, kurtulalım diyorsunuz. Hayır. Azotu doğrudan alamıyoruz gençler biz. Peki nasıl kullanıyoruz? Azot yıldırım ve şimşek vasıtasıyla toprağa geçiyor. Toprakta azot bağlayıcı. Bakın toprakta azot bağlayıcı. Bu önemli, sorularda bu çıkar. Azot bağlayıcı bakteriler azotu bitki köklerine veya bitkilerin yapısına bağlıyor. Daha sonra bitkileri yiyen, azot bitkilere geçti. Bitkileri yiyen hayvanlar veya insanlar, hatta veya demeyeyim hayvanlar, insanlar da hayvanlar grubuna giriyordu gençler, hatırlayın. Bunu yiyen hayvanlar veya birbirini yiyen hayvanlar azotu alıyor. Aldıkları azotları tekrar toprağa veriyor. Nasıl? Birinci yöntem dışkı. İkinci yöntem ölü kalıntılarıyla toprağa veriyorlar arkadaşlar. Daha sonra toprakta azot ayrıştırıcı bakteriler var. Yani ayrıştırıcılar var. Bu ayrıştırıcılar
ölülerin veya dışkıların içindeki azotu alıp nereye veriyor? Hop, havaya veriyor arkadaşlar. Hatta ben şöyle diyorum. Azot topraktan geliyor, yeri toprağa gidiyor arkadaşlar. Biz topraktan alıyoruz aslında azotu, sonra toprağa geri veriyoruz. Ha, havadan hakim, toprak havadan alıyor, tekrar havaya veriyor gençler. Hani böyle de ilginç bir döngü var. Biz mesela azotu doğrudan kullanamıyoruz arkadaşlar. Tüketiciler azotu doğrudan kullanamaz. Sadece bazı bitkiler kökleriyle azot havadan alabiliyormuş ama o da istisnai bazı bitkiler gençler. Genellikle azot yıldırım ve şimşekle toprağa geçiyor. Sonra bitkilere geçiyor. Bitkilerden hayvanlara geçiyor veya bitkilerde de kalabilir. Sonra onların atıklarıyla toprağa geçiyor veya ölüleriyle topraktan ayrıştırıcılar tekrar havaya gönderiyor gençler. Geldik karbon dioksit döngüsü. Buna karbon döngüsü de diyebiliriz. Karbon döngüsünde güzel bir tarafı vardı ama onu biz gene bozan biziz arkadaşlar. Havada bulunan karbondioksiti kim alıyor? Fotosentezde bitkiler veya fotosentez yapan canlılar alıyor. Bunlar aldıktan sonra neye veriyorlar bu azot karbonu biliyor musunuz? C6H12O6 yani ürettikleri besinin içine veriyorlar. Sonra o besini kim yiyor? Hayvanlar yiyor arkadaşlar. İnsanlar, inek, keçi, koyun bunların hepsi o besinleri yiyor bitkilerdeki. Sonra o besinler bize geçmiş oluyor mu? Bize geçtikten sonra biz de o besinleri solunum vasıtasıyla tekrar havaya veriyoruz. Karbondioksiti solunumla veriyoruz. Besin içindeki karbonu ayırıp karbondioksit yapıp havaya veriyoruz paketleyip. Ya da biz bütün besinleri parçalayıp enerji üretiyor muyuz? Hayır. Bazıları bizde depo olarak kalıyor. Bizde depo olarak kalan veya bitkilerde depo olarak kalan besinler toprağın içine giriyor. Toprağın içinde ayrıştırıcılar solunumda onları verebilir. Bakın ayrıştırıcılar burada da görev yapıyor. Veya toprağın altında kalan o ölü atıklar bitkilerin özellikle neye dönüşüyor? Fosil yakıta dönüşüyor arkadaşlar. Fosil yakıtların içinde karbonun çok olma nedeni bu işte. Zaten fosil yakıt bitkinin kendisi veya böceklerin veya buna benzer canlıların kendisi. Canlıların yapısı da zaten besinden oluşuyor. Ve bu fosil yakıtlar yandıkça tekrar havaya karbondioksit veriliyor arkadaşlar. Peki karbon döngüsünde normalde yanma olmasa karbon döngüsü mükemmel. Hatta şunu söyleyebilirim. Milyarlarca yıl önce dünyanın karbon miktarı çok fazlaymış karbondioksit. Fotosentez yapan canlılar dünyadaki karbondioksit oranı azaltıyor, oksijen oranı arttırıyor. Hatta dünyanın atmosferinin oluşmasını sağlıyor. Yani yaşanabilir hale getiren fotosentez yapan canlılar. Hatta öyle bir hale getirmişler ki oksijen oranı %40'lara falan çıkmış. Hocam nereden biliyoruz biz bunu diyeceksiniz. Bunu dinozorların fosillerinden biliyoruz. Mesela bir dinozor türü var. %40 civarında falan oksijen olmazsa yaşayamayacak türde. Ama yaşamış mı? Yaşamış. O zaman dünyadaki oksijen oranı %40'a kadar çıkmış. Fakat biz fosil yakıtları bulduktan sonra ya da şöyle söyleyeyim ateşi bulduktan sonra bir şeyleri yakmaya başladık. Yaktıkça havadaki oksijen oranını azalttık. Çünkü yanmayla oksijen de azalır gençler. Oksijeni kullanırız. Yaktıkça oksijen oranı azalttık. Şu an dünyadaki oksijen oranı %21 civarında ve gün geçti yavaş yavaş azaldı söyleniyor. Tabii bu olay sadece 1 yıl, 10 yılda olan bir şey değil. Milyarlarca yılda gerçekleşen bir olay gençler. Bunun harici oksijen döngüsü. Oksijen döngüsü nedir? Oksijen havada %21 oranında bulunur. Oksijenin kim kullanıyor? Döngüye kim katıyor? Biz katıyoruz solunum yaparak oksijeni solunumda. Sonra biz oksijeni karbondioksit olarak bitkilere veriyoruz. Bitkiler de karbondioksitin içindeki oksijeni ayırıp tekrar havaya veriyor arkadaşlar. Bir de bunun haricinde oksijeni nerede kullanılıyor? Ateşte yani yanmada kullanılıyor. Çoğu ateş fosil yakıt yakılırken oksijen karbondioksite dönüştürülüyor. Burada oksijenin yeri havaya verilmesinde en önemli etken fotosentez yapan canlılardır. Ne kadar çok fotosentez yapan canlı olursa oksijen o kadar çok havaya verilir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Peki devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bir de çevre sorunlarımız var. Nedir bunlar? En önemli çevre sorunlarından birisi ozon tabakasının seyrelmesi. Diğeri de sera etkisi gençler.
sera etkisini birinci ünitede konuşmuştuk. Hani atmosferimiz battaniyemiz değil, battaniyemizin kalınlaşmasından dolayı dünyanın sıcaklığı artıyordu ya. Burada konuşmuştuk arkadaşlar. Geldik ozon tabakasına. Heh. Ozon tabakası dünyanın en dış katmanıdır. Yapısında O3. Oksijen, 3 tane oksijen molekülünün bir araya gelmesi oluşan yapıya biz ozon tabakası diyoruz. Peki bu ozon tabakasının özelliği nedir? Dünyaya gelen ultraviyole ışınlarını engeller arkadaşlar. Ha, peki engellediği zaman ne oluyor? Dünyadaki birçok ultraviyole ışınlardan zarar görmesini insanların engelliyor arkadaşlar. Peki ozon tabakasını bozan veya seyrelten maddeler nelerdir? CFC, klorofluorokarbon gazı, hidrofluorokarbonlar, genellikle bunlar buzdolaplarında köpük üretiminde veya deodorant, parfümlerde kullanılıyordu. Daha sonra yangın söndürme cihazlarındaki bulunan gazlar veya böcek ilaçlarında bulunan gazlar arkadaşlar. Bunların isimlerini ezberlemek zorunda mısınız? Bence çok zorunda değilsiniz. Ama şunu iyi bilin, bunlar ozon tabakasının seyrelmesine neden oluyor. Ve ozon tabakası seyreldikçe o bölgede, hangi bölgenin üzerinde seyreliyorsa o bölgede kanser veya buna benzer rahatsızlıkların sayısı artıyor. Hatta o bölgenin sıcaklığı da artıyor. İşte bu küresel ısınmaya da neden oluyor arkadaşlar. Peki ozon tabakasını geçtik. Bir de ne vardı? Sera etkisi vardı. Sera etkisi neydi arkadaşlar? Atmosferimizin kalınlığının artması. Karbondioksit gibi gazları veriyorduk havaya, fosil yakıtları kullanarak. Atmosferin kalınlığı artıyordu ve dünyanın sıcaklığı artıyordu. Buna biz sera etkisi diyorduk. İşte bunlar ozon tabakasının seyrelmesi, sera etkisi küresel iklim değişikliğine neden olur. Dünya genelinde küresel iklim değişikliğini önlemek için mesela Kyoto diye bir protokol imzalanmış. Nedir? Sera etkisine neden olan gazların kullanımı azaltılsın deniyor. Daha çok o fosil yakıtlar var ya, onlar için söyleniyor. Ama hani uyan çok fazla ülke var mı? Ben çok fazla ülke olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de 2014 yılında bu Kyoto protokolünü imzalamış arkadaşlar. Bir de küresel iklim değişikliğinin bazı sonuçları diyor. Hani hatırlıyorsunuz değil mi? Küresel iklim değişikliğinin nedenleri, sonuçları ve önlem yolları, bu üçü ayrıydı. Sorularda ayrı ayrı sorarlardı. Mesela burada sonuçlarını vermişler. Buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, bazı bölgelerin sular altında kalması, bazı bitki ve hayvan neslinin tükenmesi, tarım ürünlerinin azalması diyoruz, geçiyoruz. Hani biraz yorum konusu, bir de ekolojik ayak izimiz var. Ekolojik ayak izini derste de yapmıştık beraber. Siz de ders kitabından yapabilirsiniz. Nedir bu? Şu anki alışkanlıklarımızla bizim kaç tane dünyaya ihtiyacı olduğumuz. Ve dünya genelinde bir anket yapılıyor. O sorular dünya genelinde bir sürü milyonlarca insana soruluyor. Ve dünyaya yaklaşık 2,5 tane dünyaya ihtiyacımız olduğu sonucu ortaya çıkıyor gençler. Bu gerçekten çok kötü. Şu anki dünya bize yetmiyor. Hatta dünyada bu alışkanlıklarımıza devam edersek kısa süre sonra çoğu ham maddemiz, kaynağımız tükenecek arkadaşlar. İstiyorsanız siz de şu ders kitabından 16 tane soru var. Bunları çözüp ekolojik ayak izinizin ne olduğunu bulabilirsiniz. Eğer A dediklerinize 1 puan, B'lere 2 puan, C'lere 3 puan, D'lere 4 puan veriyorsunuz. Sonra 16 sorudaki puanlarınızı topluyorsunuz. 16'ya bölünce ne oluyor? Sizin ekolojik ayak iziniz ortaya çıkıyor gençler. Yani 2'nin altına çıkanı ben hiç görmedim. 2'nin altında bulabilen olursa bana bir mesaj atsın bakalım nasıl bulmuş. Çok merak ediyorum. Benimki de 2,5 civarında bir şey çıktı arkadaşlar. Bir de sürdürülebilir kalkınma var. Sürdürülebilir kalkınma nedir? İhtiyaçlarımızı gözeterek gelecek nesillere kaynakları tüketmeden gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakmak veya sürekli gelişmek anlamına geliyor arkadaşlar. Sürekli olarak gelişmek ama ham maddeleri tüketmeden. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu tasarrufla yapacağız. Geri dönüşümle yapacağız. Bir de yenilenebilir enerji kaynaklarını daha fazla kullanarak yapacağız arkadaşlar. Peki kaynakların tasarruflu kullanımı nedir bu? Bu konuda çok iyi değiliz. Çünkü şöyle bir mantık var bizde. Hani bütçen azsa, paran azsa tasarruf yap. Ama paran çoksa tasarruf yapmana gerek yok. Çünkü paran çok harcayabilirsin mantığı var bizde. Aslında tasarrufu ülke kalkınması için, ülkenin geleceği için yapmamız lazım gençler. Mesela ne yapıyoruz? Villalarda oturuyoruz. Villaların her tarafını ışıkla döşüyoruz. O ışığın üretildiği elektriğin %30'u doğalgaz yakılarak üretiliyor. Ve o %30'u üretilen elektrik yurt dışından aldığımız doğalgazla üretiyoruz arkadaşlar. Hani
sadece şey açısından düşünmeyin, maddiyat açısından düşünmeyin tasarrufu. Dış ülkelere bağımlılık açısından da tasarruflu olmalıyız. Hani vatan millet Sakarya diye söylüyoruz ya sürekli olarak. Her platformda, Facebook'ta, orada burada söylüyoruz ya bunları. Ama ne yapıyoruz? Tasarrufu hiç yapmıyoruz. Aslında vatanını, milletini seven insan aslında bunları yapması lazım gençler. Hani biz hep konuşmayı severiz. İcraatta biraz zayıfızdır gençler. Biz millet olarak öyleyiz, Türkiye olarak. Hani icraat oldu mu kimse yok piyasada ama konuşurken çok güzel konuşuruz. Ne yaparız? Gireriz, paramız olsun yeter ki savurganların en alasını yaparız. Ama hani bunu yaparken de hiç şey düşünmeyiz. Param var zaten yapıyorum deriz. Aslında bu doğru bir davranış değil. Ülkesini seven, milletinin gelişmesini isteyen insan gerçekten tasarruf yapmak zorundadır gençler. Sadece maddiyat olarak düşünmeyin bu olayı. Peki nasıl yapacağız? Gereksiz ışıkları söndüreceğiz. Muslukları sürekli açık tutmayacağız. Kapatacağız. Yani evlerimizin ısı yalıtımını yapacağız. Buna benzer şeyleri yaparak kendimize düşen görevi yerine getirmiş olabiliriz arkadaşlar. Bir de ne var? Geri dönüşüm. Geri dönüşüm konusunda ülke olarak iyiyiz. Onu söyleyeyim. Ama geri dönüşümde de şöyle bir sıkıntımız var. Atıkları ayırma sıkıntımız var arkadaşlar. Mesela geri dönüştürülen madde nedir? Kağıt, plastik, cam, metal, ahşap gibi maddeler geri dönüşüm. Bunları aslında ayrı ayrı kutulara atmamız lazım ki bunları geri dönüşüm daha kolay olsun, maliyeti azalsın ve daha çok geri dönüştürülsün ki bu maddeler tekrar ham madde olarak kullanmak zorunda kalmayalım. Yani şey demek istiyorum. Bunları atıyorum. Burada mesela bir tane örnek var. Bir ton kağıdı geri dönüştürdüğümüz zaman ne diyor? 12.400 metreküp karbondioksit azalıyormuş. Bakın sera etkisini de azaltıyoruz bir ton kağıtla. 12.400 metreküp oksijen artıyormuş. 34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağaç korunuyormuş. 3 ailenin ayda tükettiği 32 metreküp su tasarruf sağlanıyormuş. Isınma amaçlı kullanılan yakıttan, fuel oil'den 1750 litre tasarruf sağlanıyormuş. 2.4 metreküp çöp depolama sahasından tasarruf sağlanıyormuş. 4100 kilowatt hertz elektrik enerjisinden tasarruf sağlanıyor. Yani bir ton kağıtla bir sürü tasarruf sağlayabiliyoruz. Bendense tavsiye geri dönüşüme çok önem vermemiz lazım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter gençler. 6. üniteden dediğim gibi bir tane soru besin zinciri, bir tane fotosentez solunum. Bir tane de gelirse madde döngüleri veya sürdürülebilir kalkınma tarzı oradan bir tane de gelebilir. 3 tane falan soru gelme ihtimali var arkadaşlar. Evet.